Herkese merhabalar. Tarafsız Gazetesi ofisinden gündüz izleyenler için hayırlı günler, akşam izleyenler için hayırlı akşamlar diyelim. Giresunspor'umuzun futbolcularla alakalı yeni transfer politikası vardı bildiğiniz üzere ve Giresun'umuza gelen 4 futbolcuyla alakalı sizlere bu isimleri yakından tanıtacağım. Hangi futbolcular ne aşamada arka planda, bazı futbolcularla görüşme halindeyiz. Bunlara aktaracağım ama bunlara değinmeden önce Giresun'umuza dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gelmişti. Ve ben de bunu Ayvasıl Restoran'ta giderek CHP'nin grup toplantısına katılmıştım. Şimdi bazı arkadaşlar hemen işte bize ne diyebiliyorlar? Arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Giresun Tarafsız Gazetesi'nin yazı işleri müdürüyüm. Son Havadis Gazetesi'nin muhabiriyim. Başkent Postası'nın muhabiriyim. Ve yakında da farklı bir CV ile karşınıza çıkacağız. Yani farklı bir CV'me farklı bir şeyi daha ekleyeceğim Allah nasip ederse. Yani o yüzden at gözüyle bakmayın. İşte AK Partililer niye CHP'yi yapıyor, niye CHP'liler niye MHP'yi yapıyor diye düşünmeyin. Ben her partiye eşitim. Sadece HDP hariç. HDP'nin hiçbir şeyini yapmam, hiçbir şeyini paylaşmam. Paylaştırana da karşı her zaman savaş açmışımdır. O yüzden yani bu tip şeyleri bir mide bulandırıcı şeyler demiyorum ama at gözlüğüyle bakmayın. Sadece spor muhabiri değilim. Dediğim gibi tüm siyasi partilere eşit yaklaşımda bulunuyorum. Elimden geldiğince zaten bildiğiniz üzere yakında çok yakında bir seçim çalışmalarına girilecek tüm Türkiye. Seçim çalışmalarında da sahada aktif rol oynayacağım. Çünkü gazeteci kimliğimiz sadece spor muhabiri olarak yazmıyor. Bunu anlattıktan sonra beni anlayacağınızı düşünüyorum. Ama arka planda farklı şeyler düşünenler var ise de kanalımızdan, abonelikten çıkabilirler. Yapacak bir şeyimiz yok. Bize sponsor olan, Amerika'da yaşayan, New Jersey'de yaşayan çok değerli abim Mustafa Aykut'a çok teşekkür ediyorum. Mustafa abim sağ olasın, var olasın. Allah razı olsun. Sözünü tuttu. Kardeşim ben sana destek olmak istiyorum dedi ve söylediği şeyi de tuttu. Sağ olsun, var olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum diyorum. Gündemimizdeki futbolculara geçmeden önce Giresunspor'dan bir isimle kiralık olarak farklı bir takıma gönderdi. Kim bu isim? Giresun'umuzun çocuğu Erolcan Akta Tuzla Spor'a kiralandı. Daha önce de Çekler Orhan kiralanmıştı bildiğiniz üzere. Erolcan da Tuzla Spor'a kiralandı. Bence isabetli bir karar oldu. Çünkü yeni gelen transferlerle beraber Erol Can'ın oynamayıp ritim kaybetmektense oynayabileceği bir takıma gitmesi bence daha isabetli bir karar oldu. Bu konuda yönetimi hani biraz geç kalınmış mıdır, kalınmamış mıdır orası ayrı bir konu ama isabetli bir karar oldu. Yani inşallah diğer kardeşlerimizde de bu kararlar alınır. İşte Furkan atıyorum veya Fatih Yılmaz ya da Anıl Yiğitçınar gibi genç, Şahin Lig gibi genç isimlerimiz de kiralanır. Yani E-Nesil'deki hani transfer politikasını anlamadım ama E-Nesil'deki futbolcular da bunu kimse yanlış anlamasın. Trabzon işte Samsun yöresinde futbolculara bakıyoruz. Ama Giresun'umuzun çocukları da o takımda oynamalı diye düşünüyorum. İnşallah da E-Nesil ile alakalı bir çalışma yapılır diye düşünüyorum. Geçelim transfer politikasına. İlk transferimiz Foyston Sangor'la anlaşmıştık. 28 yaşında olan Senegalli sağ ayaklı bir oyuncu. 1.83 boyunda genç profesyonel oldu. 24 yaşında profesyonellikle tanıştı Sangor. Sağ stoper ve sol stoper mevkilerinde ana mevkileri oro olarak oynayabiliyor ama sağ bek ve ön libero mevkinde de oynayabiliyor Sangor. Geçtiğimiz yılda da Makedonya'da ligin en değerli stoper oyuncusu seçilmişti. Yani bu neye göre yapıldı bilmiyorum ama Sengor'da hani Makedonya ligini baz almamam lazım ama tek soru işareti olan transfer benim kafamda Sengor. Şimdi Sengor 2014-2015 yılında dediğim gibi Senegal takımlarından Kasaspor'la profesyonelliğe geçiş yaptı. 2018-2019 yılında ise Bosna Hersek'in Çelik Zenica takımına transfer oldu ve sadece 6 maç oynadı Çelik Zenica'da. 2018-2019 yılının ikinci yarısında takımsız kaldı. 2019-2020'de profesyonel olduğu Kasaspor'a geri döndü. 2020-2021'in başlangıcında ise Makedonya Ligi takımlarından Giresunlu iş adamımız Sayın Olgun Aydın'ın takımı olan Şukubi'ye transfer oldu Festun Sengur ve burada da iyi bir performans gösterdi Şukubi'de. Dediğim gibi 28 yaşında yani Giresun'da
adımdan söz ettireceğim diye gelir gelmez bir açıklama yaptı Senghor ama ya benim için soru işareti. Ya mükemmel bir futbolcu ya da çok kötü bir futbolcu diyemem Senghor için. Bunu izlemem, yani Senghor'u izlememiz gerekiyor ama fizikli bir futbolcu, sayısı güçlü bir fizik özelliğe sahip gibi gözüküyor. Ama sahada ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Umarım Giresunspor'umuza katkı sağlar. Umarım, çünkü kendisi Joker oyuncu olarak bildiğiniz üzere Giresunspor'umuza sezon başında Joker oyuncu olarak dediğimiz Zeki Yavru vardı. Zeki Yavru hem ön libero hem sağ bek, yeri geldiği zaman stoper oynayabiliyordu. Ama ikinci bir jokerimiz de Foyst'in Senghor diyebiliriz. İnşallah iş yapar. İnşallah Giresunspor'umuza uyum sorunu bir an önce çözer. Ve iyi bir açılış yapar diyorum. İkinci futbolcumuz Görkem Sağlam. Görkem sağ ayaklı bir futbolcu. 24 yaşında, 1.78 santim boyunda. 10 numara mevkiinde oynayabiliyor. Ama 8 numara mevkiinde de oynayabiliyor Görkem. 10 ve 8 numara mevkilerinde oynayabiliyor. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğdu. Gelsenkirchen'in de en ünlü takımı bileceğiniz üzere Schalke 04. Ama Schalke 04 altyapısında yetişmemiş. Bochum altyapısından yetişmiş. 2006-2007'de Bochum altyapısıyla futbola başlamış. 2013-2014'te Bochum U17'de, 2014-2015'te Bochum U19'da, 2016-2017'de Bochum A takımıyla 29 maçta çıktı Bundesliga 2'de. 2019-2020'ye kadar Bochum'da oynadıktan sonra 2019-2020'de William Hollanda'nın William 2 takımına transfer oldu. Eredivisie'de 46 maça çıktı. 3 gol, 6 asistlik bir performansı var Görkem Sağlam'ın. Piyasa değeri şu anda 600 bin euro civarında. Ama yani yetenekli bir futbolcu Görkem için. Şimdi Görkem Almanya U20 takımında oynadı. Almanya U19, Almanya U16, Almanya U15 takımına kadar Almanya'yı tercih etti. Ama U21'de oynama şansını Türkiye'yi seçti Görkem Sağlam. Görkem'le alakalı şöyle bir şey diyebilirim arkadaşlar. Yani Görkem yetenekli bir futbolcu. Hatta İtalya'nın Bergamo ekibi olan Atalanta Görkem Sağlam'ın maçlarına gözlemci gönderdi. Performansı devam ederse, iyi performansı devam ederse resmi teklif yapacağını belirtti 24 Kasım 2020'de. Yani Görkem piyasa değeri, yani Avrupa'da piyasası olan bir futbolcu. 24 yaşında çıkış yakaladı ama şu anda iniş seviyesinde gibi gözüküyor. Yetenekli bir futbolcu. Burada kendisini yani bulacağını tahmin ediyorum. Çünkü Giresunspor'dan hariç farklı takımlar da Görkem'i transfer etmek için teklifte bulundu ama Görkem Hakan Hoca'nın kendisine daha sıcak yaklaştığını belirterek Giresunspor'u tercih ettiğini söyledi. Valla Görkem'den ben açıkçası ümitliyim. Çünkü Senghor gibi hani daha bilinmeyen bir futbolcu değil. Avrupa'da kariyeri olan yaşı da genç, yani yapmak istedikleri de var. Yani Görkem'i belki oyun olarak değil ama fizik olarak Ferdi Kadıoğlu'na benzetiyorum. Fenerbahçe'deki Ferdi Kadıoğlu'na benzetiyorum. İnşallah Görkem iş yapacaktır ve Giresunspor'umuza da katkı sağlayacağını. Çünkü 10 numarada bildiğiniz üzere eksiklerimiz var arkadaşlar. En büyük eksikliğimiz işte Doğan Can'la Murat Can'la oraya kapatmaya çalıştık ama yani ligin uzun geneline bakıldığında orası kapanmayacak gibi duruyordu. Görkem inşallah bu açığı kapatacaktır. Üçüncü futbolcumuz da Jorman Campuzano. Campuzano takımımızdaki üçüncü Kolombiyalı olacak. Yani biz Güney Amerika'yı sevdik arkadaşlar. Öyle söyleyebilirim. Hakan Başkan ve Hakan Hoca Güney Amerika'yı sevdi. Güney Amerika'da Kolombiyalılar da herhalde Giresunspor'u yakından takip etmeye başlayacaklardır diye düşünüyorum. Tabii ki Campuzano yetenekli bir futbolcu. Yetenekli bir futbolcu olmasa dünyanın en iyi takımlarından, yani dünyanın en çok bilinen takımlarından olan Boca Juniors'a transfer oldu. Yani Boca Juniors'ta sanmıyorum hani kalitesiz futbolcu demeyeyim de kötü bir futbolcuyu sanmıyorum uzun yıllar takımında tutacağını. Campuzano'yu biraz anlatacak olursam Campuzano ön libero mevki ve 8 numara mevkiinde oynayabiliyor. Kariyerinde toplam 143 maç var. 2 gol, 6 asistlik bir performansı var. Sadece 143 maçta sadece 2 kırmızı kart gördü. 43 kez sarı kart gördü Campuzano. Pereira, Kolombiya'nın Pereira takımıyla kariyerine başladı.
Atletico Nacional takımına transfer oldu. 2017-2018'de kiralık olarak gitti. 2018-2019 yılında Pereira'ya tekrar kiralıktan döndü. 2018-2019 yılında Atletico Nacional takımına tekrar transfer oldu. Ligler başlamadan da 2018-2019 yılında dünyaca tanınan Arjantin Ligi takımlarından Boca Juniors'a, buraya dikkat edelim arkadaşlar, 3,5 milyon euroya transfer oldu. Yani çok yani günümüz Türkiye'sine bakıldığında çok iyi bir rakama transfer oldu. Boca Juniors'ın 97 kez formasını giydi. 2 gol, 4 asist yaptı. Kolombiya milli takımının da 2 kez formasını giydi Campuzano. Campuzano takımımızda da 5. İspanyolca konuşacak futbolcu olacak. Kimdi bunlar? İşte Alexis Perez, Campuzano, Borja Sainz, Roman Arias ve Meia ile beraber 5. İspanyolca konuşan futbolcu olacak. Yani bunların 5'in sahada olduğunu düşünürsek geri kalan 6 futbolcu ağırlıklı inşallah onlarla anlaşabileceklerdir diye tahmin ediyorum. Yani burada Campuzano'nun ben uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Bu uyum sorunu çabuk aşacağını düşünüyorum. Yetenekli futbolcu, Traore'nin boşluğunu dolduracağına inanıyorum. Ve bu boşluğu da dediğimiz gibi yani Hakan Başkan da sohbet odalarında yapmış olduğu açıklamalarda Traore'nin boşluğunu dolduracağını söylemişti. Kesinlikle bu boşluk Campuzano ile dolacaktır arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi dünyanın en iyi, yani dünyanın en çok tanınan takımlarından Boca Juniors da forma giydi ve Arjantin taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyoruz. O seyirci önünde 97 kez forma giymesi Campuzano'nun yeteneğini gösteriyor. Önemli olan buradaki Süper Lig'e de bir an önce adaptasyon sorunu yaşamadan direkt adapte olarak sahaya çıkması ki Meia bunu başardı arkadaşlar. Galatasaray maçında işte 45 bin Galatasaraylı'nın önünde direkt çatır çatır top oynadı. Campuzano'nun da bu hafta Karagümrük maçında ilk 11 oynayacağını düşünüyorum. Hazır olduğunu biliyorum Campuzano'nun ama belki Hakan Hoca oyunu sonradan anlatabilir ama kesinlikle oyuna gireceğini düşünüyorum Campuzano'nun. Bir diğer futbolcumuz ise Brekley Kavas. Kavas Kurukalı futbolcu, 29 yaşında, 1.81 santim boyunda. Öncelikle Kurukalı nerede? Kurukalı Güney Amerika'da Karayip Denizi'nin güneyinde, Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir ada. Hollanda Krallığı'ndan meydana gelen 4 ülkeden biri Kurukalı. Kavas sağ ve sol kanat mevkilerinde oynayabiliyor. 10 numara mevkinde oynayabiliyor ve yeri geldiği zaman da forvet mevkilerinde de oynayabiliyor Brekley Kavas. Brekley Kavas'ın şu andaki piyasa değeri 700 bin euro civarında. En yüksek piyasa değerini 4,5 milyon euro olarak 12 Haziran 2018 tarihinde gördü. Yani iyi bir futbolcu diyebilirim Kavas için ama biraz sanki kilo fazlalığı varmış gibi duruyor ama bunu tabii ki Hakan Hoca daha iyi görecektir. Çünkü kendisini yakından görmedim ama resimlerde biraz kilo fazlası varmış gibi duruyor açıkçası. Kariyerine 2004-2005'te Azatmal altyapısıyla başladı. 2007-2008'de Hellas Sport takımına transfer oldu, Hollanda takımına. 2009-2010'da Hollanda takımı olan KFC'ye transfer oldu. 2012-2013'te FC Volendam'a transfer oldu. 2015-2016'da Excelsior takımına transfer oldu. 2016-2017'de Heracles takımıyla futbol koşturan Kavas 2019-2020'de ise bu sefer rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'ne çevirdi ve El Nasr'la anlaştı. 2020-2021'de El Cezire'de top koşturdu. Tekrar 2021 yılının ikinci yarısında tekrar El Nasr'a geri döndü. 2021-2022'de ise Maccabi Tel Aviv'e gitti. Yani Kavas'tan sadece şundan korkuyorum arkadaşlar. 29 yaşında 1.81 santim boyunda. İşte Arabistan'da hani tırnak içerisinde doymuş futbolcu deriz ya. İnşallah o şekilde bir problem ya da inşallah o şekilde bir, çünkü Dukara direkt gözümün önüne geliyor. O da Birleşik Arap Emirlikleri yani Arap Yarımadası'ndaki bir kariyeri vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Birleşik Arap Emirlikleri'nin takımlarından birisinden gelmişti Dukara. İnşallah öyle bir sorunla karşılaşmayız. İnşallah Kavas direkt etki yaparak futbol oynar bizde. Direkt hani skora da katkı sağlar. İşte inşallah gole de katkı sağlar. Çünkü Kavas da hem kanatlarda oynayabiliyor hem de 10 numara mevki ve forvet mevkinde oynaması da alternatifini arttırıyor Kavas'ın. Şimdi Sergio'nun zaman yani son haftalardaki düşüşü ve Borja Sainz'in de bir düşüşü var. Gözle görülür bir düşüş. Şimdi bu düşüşü Kavas'ın gelmesiyle beraber artık forma aslanın
ağzında diyebiliriz. O yüzden iki futbolcumuzun da daha çok çalışması ve daha çok istemesi gerekiyor Kavas'ın gelmesiyle beraber. Kurukal milli takımında 14 maç 2 gol attı. Kariyerinde ise 331 maç 57 gol 82 asisti var Kavas'ın. Kavas Galatasaray 2018 yılında Kavas'ı almak istedi. Gerard Rodriguez'in gitme ihtimaline karşı Kavas'ı transfer çalışmalarına başlamıştı. Ama Gerard Rodriguez o sezon ayrılmış ama transfer gerçekleşmemişti. Neden gerçekleşmedi bilmiyorum ama yani Türkiye'de daha önceki büyük takımlarla adı anıldı. Yani o zamanlar 25 yaşında olan bir Kavas'tan bahsediyoruz. Şu anda 29 yaşında futbol için tam böyle ne derler? Olgunluk dönemi, hani olgunluk döneminin başlangıcı derler. Tam böyle futbolda ne çok hani tırnak içerisinde yaşlı derler ya, ne çok yaşlı ne çok genç, tam böyle tadı damağında, böyle tam böyle futbol oynayacak döneminde, futbolun da o gençliğinde öğrenmiş olduklarını ayaklarına hükmederek sahaya yansıtabileceği bir dönem 29 yaş. İnşallah Kavas iş yapacaktır. Şimdi Kavas'tan da ümitliyim. Dediğim gibi Doğan Görkem Sağlam'dan ve Jorman Campuzano'dan ümitliyim. Sengor'dan soru işaretlerim var. Sengor konusunda bir bilinmezlik içerisindeyiz. Hep beraber Sengor'u göreceğiz diyorum. Gelen futbol, şimdi gündemdeki bir futbolcu, yani futbolcular var ama bu isimlerle alakalı dediğimiz gibi ilerleyen günlerde açıklanacak arkadaşlar. Yani ilerleyen günler dedim, yani ben bu transferlerle biteceğini sanmıyorum ama en son Konyaspor'da olan Mponko ile anlaşma üzereydik ama Çin takımları aklını çeldi diyebilirim. Şu anda kendisi de Giresun'da antrenmanlara da çıkıyor ama olur mu olmaz mı bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Transfer döneminin ben bir transfer daha yapılarak kapatılacağını düşünüyorum. Ama transfer de olmadan da bu 4 transferle de kapatabiliriz. Ferhat abi de, Ferhat Karademir de bir açıklama yaptı. İşte tahtanın kapatıldığıyla alakalı yapılan haberler de gerçeği yansıtmıyor dedi. Beni arka planda darlayanlar vardı. İşte tahta kapalı, neden transfer yapmıyoruz? Takımı yediler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar tarzında söylemlerde bulunanlar vardı. Arkadaşlar şu soruyu sormak istiyorum. Tahtası kapalı olan bir takım nasıl transfer yaptı? Yani Campuzano'nun geleni evet yaklaşık olarak 5-6 günlük bir süreç oldu ama Campuzano'yla işte Kavas'ın geleni de 3-4 günlük bir süre oldu. Bu transferlerle alakalı işte menajerlerle konuşuluyor, son durumları neler, sağlık kontrolleri vesaire vesaire derken süreç bugün ya da işte dün itibariyle anlaşılıyor. Bu 4 ismin de lisansları çıktı. Yani Hakan Hoca'nın şans vermesi ihtimalinde hafta sonu oynanılacak Karagümrük maçına da oynayabilecekler. Buradan da Karagümrük yönetimini de protesto etmek istiyorum. Yani bilet fiyatları 212,5 liraya çıkmış deplasmanlar. Yazıktır, günahtır. Yani Giresunspor korkusu sizi sarmış gibi duruyor. Karagümrük yönetiminde de burada seslenmek istiyorum. Çünkü ekonomik şartlar belli. Ülkemizin yaşamış olduğu sıkıntılar belli. Giresunspor taraftarlarının ve diğer tüm Anadolu takımının taraftarlarının etmiş olduğu mücadeleler belli. Yani 212,5 lira neyin kafasıdır demek istiyorum. Yani buraya Chelsea mi geliyor, buraya işte Arsenal, United mi geliyor da bizim haberimiz yok. Giresunspor'da demek ki onlar kadar büyük bir takım ki siz bu kadar ateş almış diye düşünüyorum. Ama her ne olursa olsun gelen taraftarlarımız için şimdiden kazası, yani buradan Giresun'a giden taraftarlarım için kazasız belasız bir yolculuk dileyelim. İstanbul'daki ve diğer illerden gelen taraftarlarımıza da Karagümrük maçında Giresunspor'u en iyi temsil edeceklerini düşünüyorum. Bu hafta büyük ihtimalle Karagümrük'e gidemeyeceğim arkadaşlar. İstanbul'a gidemeyeceğim. Ufak bir bahçe işimiz var. Onu halledeceğiz. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Şunu yapmayın arkadaşlar. Memleketinizi sevmemezlik yapmayın. At gözlüğüyle olaylara bakmayın. Perspektif bakın. Geniş açıyla bakın. Düşünün. Memleketiniz için neler yapabiliriz? Bunları düşünün. Ama lütfen şu partinin, bu partinin, o partinin sempatizanlığını yapmayın. Tabii ki partileri sevmeyin demiyorum. Partilerinizi sevin ama sempatizanlığını yapmayın. Körü körüne bir şeye bağlanmayın diyorum. Ramiz dayının da dediği gibi bağlanmayın öyle bir şeye körü körüne diyorum.
O yüzden hani insanları karalamak yerine bulunmayayım. Ben gazeteciyim arkadaşlar. Siyasetle yazacağım, sporla yazacağım ama öncelik memleketimizin takımı. Dünkü toplantıda da Kemal Kılıçdaroğlu'na forma verilmişti. O videoyu da o arkadaşın izlemesini öneriyorum diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi Mustafa Aykut abime Amerika'ya tekrar çok selamlarımı iletiyorum. Yeni gelen transferlerimize de kariyerlerinde, Giresunspor kariyerlerinde başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.